Evet arkadaşlar ee, Mars balık burcuna geçiyor Yani 23 Mart'ta tam böyle yükselen doğlak var yani haritayı da Satürn yönetirken Mars balık burcuna geçiyor Şimdi Mars balık burcunda ne yapar? arkadaşlar haritamızda Mars'ın olduğu alan enerjinin olduğu kendimizde enerjiyi bulduğumuz alandır ee, ve çatışmanın olduğu alandır. Hani laser reklam vardı ya kontrolsüz güç güç değildir diyor. Mars hem enerji hem çatışma getirir. Mesela benim haritamda Mars kovada kova alt baldır demektir. Askeri okuldan benim orada mesela 40 tane dikişim var. Mars haritada koç burcunda olabilir. Kafada orada burada bir yarık olabilir. Yengeçte olabilir. Göğüste ya da rahimde operasyon ameliyat yaptırabilir. Yani Mars'ın olduğu yer keser biçer fakat enerjiyi de orada bulursunuz yine. Yani Mars'ı birinci evde olan kişi mesela sporcu olabilir, body çalışabilir, koşabilir, libidosu çok yüksek olabilir, çatışmaya açık olabilir, iyi komutan olabilir falan mesela. Mars'ı mesela Mustafa Kemal Paşa'mı koçta. O yüzden de Mars balık burcuna geçtiğinde balık ayağı yönetir arkadaşlar. Ayağı yönettiği için de bence yapılacak en iyi şey koşmaktır. Ama tabi e, bizde Mars tabi terazide olduğu için ikili ilişkilerde ve evlilikte çatışmayı seviyoruz biz. Alanı da dördüncü ev o da aile içi çatışma anne baba falan vesaire vesaire. Demek ki neymiş bulunduğu burç Mars'ı nasıl kullanacağımızla alakalı. E, toplumsal olarak da nerede oldu? Yani işte toplumsal olarak Mars'ımızın tabi enerjisi bazen kendimize dönüktür. Bazen de nedir? Dışa doğrudur, topluma doğrudur. Onu bile ne yapmak? Doğru kullanmak gerekir. Şimdi Mars balığa geçtiğine göre gidip herkes ayak topu oyuncak hali yok fakat bacaklarını çalıştırsın. Ayaklarda da sorunlar ne yapabilir? Tezahür edebilir arkadaşlar. Balık biliyorsunuz haritanın 12. evidir. 12. ev bilinçaltı ile alakalı. Ee, biraz miskin bir Mars. Miskin. Miskin bir Mars. Çünkü 12'de bilinçaltı, bilinçaltı çatışma. Burada tabi mesela yüksek tansiyon, oynak. Böyle iner çıkar ya tansiyon. Onu da verebilir. Uykusuzluk verebilir. Balık uykuyla da alakalı. Mars yani burada doğru kullanılmayınca ne olur arkadaşlar? Huzursuzluk verir. O yüzden Mars'ı doğru kullanmak önemlidir. Mars'ın en doğru kullanımı da e, birisi asker ya da polis değilse nedir arkadaşlar? Spor yapmaktır onu söyleyeyim. Mars balıkta Neptün'ün peşine gidecektir. Neptün de balıkta yani balık 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 balık. Adam gibi uyutmaz da uyuyayım dersin tembellik yaparsın. Koçlar için arkadaşlar biraz problemli. Şimdi burada yükselen oğlakta giriyor dedik. Satürn nerede? O da balıkta. Yani haritanın yöneticisi de balıkta. Venüs balıkta, Mars balıkta. Güneş, Kuzey Düğün, Merkür'de bunlar da Koç burcunda. Şimdi Koçlar için ne olur? Koç için yani haritasında tabii yükseleni Koç olanlar için de dahildir bu. Mars birinci ev yöneticisidir. Yani Mars bizim tabii Koç burçlarının dispozitörü ve biz kendimiziz burada. Evin evi ne oluyor balıkta olduğuna göre? Birin sahibi 12. evde. Birin sahibi 12. evde eyvah eyvah etkisi 40-45 gün falan yoğunluklu sürer. Burada yapılacak en güzel şey yan gelip yatmak. Bakın koçlara söylüyorum ha yan gelin yatın. Çünkü 12'de yılanı deliğinden çıkartır. 12 bir kere düşman evidir. Bu düşmanlık tabi biliyorsunuz kulun en büyük düşmanı yine kendisidir. E şimdi 12. evde olduğuna göre bizim savaşma gücümüz de ne olmuştur? Bu durumda zayıflamıştır. En güzeli istirahat etmek. Yattı balık yan gider deyip. Genelde ben tabii e, kanyon AVM var. Orada tepesinde havuzu var. Bir de böyle e, MEC oranladı. Mars Atletik Club. Orada gider koşardım bir dönem. Böyle Mars'ın özellikle zayıf olduğu zamanlarda ya da geri gittiği zamanlarda spor salonu bile boşalıyordu. Ya da daha fazla sportif bir takım tabi durumlarda ne oluyordu? Arızalar ortaya çıkıyordu. Mars'ın balıkta olması koçlar için 12. evdir. E, uyku konusunda sorun yaratabilir. Dengeleyici maddesi nedir arkadaşlar? Mesela badem sütü, yoğurt. Bunlar tansiyonu da aşağı çekerler. Sarımsak. O yüzden sarımsak limon küründen bahsedilir. Sarımsağı çiğneyin. Üzerine de böyle sıkın limonu. ağzda su koyun, sulandırın. Vurun kafayı, yatın. Böylelikle ne olacaktır? Mars 12. evde gelir. Oralarda biraz oyalanır. Koç burcuna geçince de sefere çıkarız. Acele etmeyin. Ha, tabii işi gücü olanlar, e, mecburiyetten zaten hayatın içinde olanlar 12-6 aksı aynı zamanda gizli düşmanlardır. Hastalıkla da alakalıdır. Belki e, ortaya bazı böyle bedeninizle ilgili bir takım sorunlar vardır. Onlar çıkabilir. Dedim ya tansiyonu yükseltir, baş ağrısı yapabilir, migren yapabilir. Böyle şakaklar, zonklar filan mümkündür. En güzeli spor yapmak. Koşmak, tansiyonu yukarı çekmek. Zaten tansiyonu koşup yukarı çektiğinizde diyelim ki 16-17'lere büyük tansiyonu vücut ona bir zaman sonra alıştığından ötürü normal istirahat halinde de ne yapıyor? 12'lere 13'lere düşüyor. Yani bu ülkedeki yüksek tansiyonun sebebi Mars'ın terazide zayıf olması. Mars tabi zayıf yerleştiğinde kişi tembelleşir. Tembelleştiği zaman kilo alır. E kilo aldığı zaman zaten bir sürü arıza yaşar. E, aktivite noksanlığı Mars'ın tabi Normalde haritaların tabi birinci evini yönetmesi eylemle alakalı aksiyonla alakalı e, aksiyonsuz bir hayatta tabi daha hastalıklı bir hayattır. 12'de dediğim gibi birin sahibi 12'de olduğuna göre sağlığınıza dikkat edin diyetinize uykunuza sporunuza diyorum dikkat edin koçlar bir süreyi ne yapın böyle geçirin onunla bununla dalaşmayın dayak yersiniz. Marsiyenlerin bile dayak yediği zamanlar vardır. Hayat böyledir. Ayda Başak Burcu'nda giriş esnasında Başak da bir detayları iyi görür. Ama fazla detaya girmekten ötürü de hastalık hastası olur. Kendinizi fazla dinlemeyin. Yani bedeninizi dinlemeyin. Ruhunuzu dinleyin. Zihninizi. Yani bedene çok fazla takıldığınız zaman sorun çıkar. Bazen ruhu, bazen de bedeni daha fazla dinlemek nedir? Gerekir arkadaşlar. Ruhsal bir süreçteyiz. Bedenin tabii ki gereklerini ihmal etmeyin. Ama ruhsal ve zihinsel olarak istirahat edin. Kendinizi dinleyin, içe dönün. Çatışacaksan da kendinle kavga et, başkasıyla kavga etme. En azından kendindeki bir takım ne yaparsın? Alanları ele geçirsin. Kendini de ele geçireceksin. Kendin için de savaşacaksın. Bu kadar basit. Evet, boğa. Boğa ne yapıyor? Mars tabi boğanın doğal durumda 12. evi. Boğalar zaten Mars filan sevmez. Gereği yok. Yan gelin yatın. Yan gelin yatın derken siz şimdi yan gelip yatmıyorsunuz. 12 zaten sizin oturan boğardan geliyor filan. Arada gelince böyle bir sallanıyor boğalara filan. Delleniyorlar filan da. Şimdi kavga etmeyi de beceremeyeceğiniz için e, dellenirsiniz. Bir de haklıyken haksız durumuna düşersiniz. Mars tabi balık burcundayken sizin 11. evinizde olacak... Mars'tan en fazla zarar gören burçların başında gelir boğa. Boğa işi usuletle ve suhuletle halletmeli. Venüs de halletmeli. Ağır kanlılıkla sakin kalarak, sabit kalarak, zamana yayarak. Çünkü toprak sabittir. E, siz de sabit topraksınız. Demek ki ne yapmanız gerekiyor? Bir şey ektiğinizde bekliyorsunuz. Agresyona, saldırıya, ajitasyona gelmiyorsunuz. E, bunu zaten standart bir boğa bilir. Eğer ters bir Mars yoksa 11. evde olduğu için orası 11-5 aksı arkadaşlar, toplumsal yaşantınız, çoluğunuz, çocuğunuz, bazen aşkınız, bazen işte hızlı kazançlar, riskli kazançlar, işte kriptolar, borsa gibi alanlarınız. Mars 12. ev yöneticiniz. 12. ev zararlı olduğu için Mars sizde zararlı çalışır. Yükselen boğalar için de geçerli yorumum. E 11. evde problem yaşatabilir. O yüzden de 11. ev, 5. ev konularında biraz ne yapıyorsunuz? Temkinli oluyorsunuz. Dışarı renk vermiyorsunuz. Bazen eylemsiz kalmak, hani bu konularda tabii eylemsiz kalmak gereklidir arkadaşlar. Ee, ama tabii 11'de olduğuna göre de hani topluma karışın. Yani uzak durmayın. Bakın koçlara dedim 12'de yan gelin yatın, izole olun diye. Ama siz toplumun içinde olmak zorundasınız. Toplumsallaşmak zorundasınız. Tabii toplumsal yaşamda ya da çoluğunuzla, çocuğunuzla, aşk ilişkinizde bir takım çatışmalar yaşıyorsanız aslında bu çatışma son tahlilde sizin iyiliğiniz için. Tabii ki sizi geliştiriyor. Ama 12. ev yöneticisi olduğu için ee, düşman getirebilir, sizi kayba sokabilir, arkanızdan gizli kapaklı iş çevirenler faaş olabilir, ortaya çıkabilir. Ama bunun da ortaya çıkması nedir? Gereklidir. Her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer vardır diyoruz. İkizler için ne oluyor? İkizlerin tabi Mars normalde ne? 11. ev. Zaten 11. ev olduğu için farkında mısınız? Bu arada bu arada şunu da ekleyeyim. 12. ev aynı zamanda yatak zevkleridir e, ee, bu ağlar güzel yatakta yatınca güzel hani e, iş tutarlar diyelim. İkizler de 11. ev diye diyoruz ya burada. Bu 11. ev tabi ikizlerin zaten sosyalleşmesi oradan geliyor. Arkadaş çevresine topluma karışması hareket halinde olmalı. Hava almak zaten hava almak oradan geliyor. İkizler bir hava burcu. E 11'in yöneticisi olduğu için ama balığa giriyor. Balığa girdiği için burası sizin kariyer yeriniz. Kariyerle alakalı bir takım değişimler, kopuşlar yaşanacaktır. Bakalım ne olacak Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nun durumu da. Onlar da ikizler. Marsyen bir nedir? 10. evde toplumun önünde bir kavganın içindeler. Ya kaybedecekler ya kazanacaklar filan. Bir kazanacak bir kaybedecek. Şimdi neyse. Şimdi buradakilerden bir tanesini şu Mars'ın tabii ki 11'de olması ikizler için. Hani bu sosyalleşmek, arkadaş çevresine girmek, etmek. Ama ve lakin bakın 11 e, bilişimle de alakalıdır. Teknolojiyle alakalıdır. Youtube'la, basınla e, basın derken şu an kullandığımız sosyal medyadan bahsediyoruz. Teknoloji olabilir, bir internet sitesi olabilir. Bu tip konularda eğer bir iş güç kurmak, kariyer yapmak istiyorsanız 11'in sahibi olarak Mars. 10. evde olacağı için bu konularda harekete geçebilirsiniz. Kararsız kalmayın. Harekete geçin. Harekete geçtiğinizde ne yapabilirsiniz? Muvaffak olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir iş güç ya da kariyer konusunda arkadaşlarınızın, çevrenizin de ne yapabilirsiniz? Ee, desteğini alabilirsiniz. Sizin için olumlu zaman. E, yengeç için Mars 10. ev yöneticisi. Mars her zaman yengeçlerde, yükselen yengeçlerde. Tabii kariyerle ve toplumda bir yere gelmekle alakalı ve yengeç bunun için yani Mars torpilli bir gezegen değil. Mars senin savaştığını görmek ister. Bu kadar basit. Yatana Mars hiçbir şey yapmaz. Kavunun karpuzu neyiz? Yata yata olur. Bir karpuz değiliz. İnsan evladıyız. E 10. ev yöneticisi. Nerede? Balıkta. Bay. 9'da. Yani onun sahibi 9'da. Bu belki bir kariyer için master doktora yapmak, sertifika almak, uzak ülkelere gitmek. 9'da bir inançlarımızla alakalı. Bazen bize annemizin, babamızın, içine doğduğumuz toplumun bir takım empoze ettiği inançlar vardır. Dünya görüşü vardır. Bunları değiştirmeniz gerekebilir. Yani işiniz, gücünüz, kariyeriniz konusunda eğer vasat kaldığınızı, başarılı olamadığınızı düşünüyorsanız o zaman bakış açınızı değiştireceksiniz. Israrla ve inatla aynı kararı almak, aynı şeyi sürekli sürekli yapıp neticede yani zarar görmek sorundur. Yani Mars çünkü yengeçin 10. evi olduğu için 10. ev baba ile de alakalı. Yani bazı yengeçler anneye fazla ihtimam gösterip babayla çatışıyor olabilir. Babayla çatışan kişi babalara gelir hayatta. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü on satürndür babadır bu kadar. Yani annesinin e, eteğinin dibinden ayrılmayan birisinin arkadaşlar unutmayın kariyeri de olmaz. Mustafa Kemal Paşa 12 yaşında Selanik Asker Üçlüyesine giriyor. Annesine bay bay yapıyor. E, biz de bunu 13 yaşında yaptık. Nedense şimdi çoluk çocuk böyle bir tuhaf. Yengeç haritanın dibidir, annedir, anne rahmidir. Ananın rahminden çıktığın zaman oraya dönmeyeceksin. Mesafe alacaksın, yukarı zıplayıp rebound yapacaksın. O yüzden de hani e, babalar da çocuklarını hani çalışma ve kariyer noktasında ne yapmalı? Teşvik edip ittirmeli diyorum. Evet. Aslan. Aslan için dokuzuncu ev yöneticisi. Tabi Mars aslan için avantajlı bir gezegen. Aslanlar bilirler Mars'ı nasıl kullanacağını. Tabiatta da öyle değil mi zaten? Ee, bir dünya görüşü üzerinden bir hedefli hayatı idare ettirmek aslanın işidir. Fakat 8 evde, balık evinde. Yani 8. evde olduğunda 9'un sahibi. Bakın 9 uğurlu bir evdir. Sahibi 12 gibi, 8 gibi, 6 gibi muzur evlere düşse bile orayı şenlendirir. Şimdi 8'de Mars zararlı gibi gözüküyor olabilir ama bir miras konusu, bir hukuki mesele, bir alacak verecek meselesi, bir borç harç meselesi olabilir. Ee, bir miras meselesi olabilir. 9'un sahibi Mars olduğu için 8. evde olacağından ötürü eğer bu konuda harekete geçmeniz, dava açmanız ya da başka bir yola gitmeniz gerekirse gidin. Ama 8 ölüm evi de tamam mı? Yani birine böyle öldüresiye kinlenmeyin. Onu da söyleyeyim. Çünkü 9 inançlarınızdır. Yaşam evidir. Yaşam amacıdır. Biraz 8. evde ee, böyle enerjisi yükselir. Akrep evi orası. Cinsel enerji, libidoyu. Bazen ee, ölüm kalım meselesi gibi görürüz hayatı. Sakin olun. Hiçbir şey ölüm kalım meselesi değil. Neticede dünyada herkes kiracı. Basacağız, gideceğiz. Hiçbir şey bize ait değil. Bunu bilerek yaşayın. Cinselik açısından da iyi ayrıca. Evet. Peki. Başak olursa ne olur? Başak'ın 8. ev Mars. Ee, başaklarla aynen başaklarla ee, boğalar gibi toprak ya böyle çok agresyonlu atraksiyonlu bağırmalı çağırmalı agresyonlu işlere gelemezler 8'in sahibi zaten gelirse zarar görür 8 çünkü e, bazen ölümcül hatalarımızı gösterir ya bir şey yaparız geri dönemeyiz ah ah vah vah olur sonra İşte akrep 8 öyle ya venüsümüz de akrep Aşkta meşkte sürekli çalın Türk filmlerinde de aynı mevzu var. Sonra ah ah vah vah E8'in sahibi olduğuna göre koç yani Mars bir başak için nerede? 7. evde. Anam 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 anam. 7. evde Mars kuca doşadır. Kuca doşa eş baskısı demektir. Partnerden dayak yemek demektir. Dayak yemek derken tabi fiziksel söylemiyoruz ille de. Psikolojik baskı görmektir. İlişkide aşırı zorlanmaktır. Zaten Satürn de bir süredir orada. E, Mars da oraya geçti. Yani inceldiği yerden kopar diyeceğim ama biraz tabi Mars'ın yanında Satürn var. Hani biraz daha sabırlı olsak mı acaba? Yani burada 8 çünkü biraz vindiktif. Yani öfkeyi nasıl söyleyeyim? Mesela Koç Mars da öfkesini ifade eder. Parlar ateştir. Saman alevi gibi yanar söner. Ama akrep öyle değildir. Sabittir ve Mars'ın tabii ee, sizin Mars'ınız 8 yöneticisi bunu tabi öfkeyi ya da nefreti bazen sevgisizliği de insanlar pozitif kullanabilirler pozitif kullanmaya çalışın ilişkilerinizde sonra ilişkide sorun çıkabilir onu söyleyeyim ama bu size iyi bir seks partneri de getirebilir yani Marsyen birisi gelir hayatınıza 7. ev daha iyi denge kurabilirsiniz Marsyen birisi nedir bu bir koç olabilir. Bir polis olabilir, bir asker olabilir vesaire vesaire. Belki de mafya babasıdır bilemem. Son de Mars 7'de ona göre davranın. ilişkilerde hadise çıkmasın. Olumlu tarafını kullanın. Balık ne oluyor? Balık, balık nereden çıktı ya? Gittik aklım balığa. Ha bu arada Mars balıkta olduğu için bir balık burcuyla da ilişkiniz olabilir. Mars balık başağın yedinci evi sekizi sahibi. Yani e ee, Mars'ın balıkta olması m, balık burcu birilerini tanıyorsanız başaklar için söylüyorum. E, biraz dikkat edin, gerginlik olmasın. Şu an balıklar biraz gergin olabilir. Evet. Peki Terazi için ne oluyor? Terazi için Mars 7. ev sahibi. 7. ev sahibi olması Teraziler için. Ben size şunu söyleyeyim. Ya teraziler e, evliliklerinde bakın terazi evlilik yeri. Evliliğinde teraziye kadar hani çatışma yaşayabilen bir burç yoktur. Yani kavgayı ilişkide bulursunuz arkadaşım. Çünkü Mars yönetiyor. Mars'la iyi anlaşmanız, onu iyi dengelemeniz lazım. Nasıl dengelersiniz? Nasıl? E terazi zaten şeydir. Yani diplomasidir, dengedir. Eğer diplomat ...tik davranır, dengeli olursanız... ...özellikle hayatınızda Marsian insanlar varsa... ...koç gibi, polis gibi, asker gibi... ...bakın bu bazen bir burçtur... ...bazen bir kimliktir... ...bazen bir e, ne bileyim... ...bir olaydır, bir vakadır... ...yani Mars'ınız e, oradadır... ...yani trafikte gelir... ...birisi size çarpar... ...birden aranızda bir yabancıyla... ...bir e, kaza üzerinden... ...ne yapabilirsiniz... ...bir ilişkide ne yapabilirsiniz, kurabilirsiniz... Mars'ın yöneticiliği tabi sizde 6'ya gidiyor burada. 6 tabi bir takım hastalıklarla alakalı, düşmanlıklarla alakalı, işiniz gücünüzle de, de alakalı. Şimdi 7'nin sahibi 6'daysa bir insan partneriyle çalışıyor olabilir. Aynı şekilde bir iş ortağı olabilir. Aynı şekilde iş yerinde, iş yerinde ne olabilir arkadaşlar? Bir çatışmaya, bir hani düşmanlığa maruz kalabilirsiniz. Özellikle iş yerinde çatışmamaya çalışın. Çatışmamaya çalışın. 6-12 aksınızda olacağı için Mars. Yani bağırsaklara, sindirim sistemine, böbreklere şu kısma ne yapın? Biraz daha dikkat edin diyorum. Akrep ne yapıyor? Akrebin tabii koç 6. evi. Bakın akrebin çalışkanı çalışkandır ha. Ama altıncı ev yöneticisi çok çalışıp az kazanmaktır. Bakın bu ülke bir akrep ülkesi. Çoğu insan başak gibi yaşar. Çok çalışır, çok hizmet eder. Memuru gibi çalışır, az maaş alır, zar zor geçinir. Fakat kozmozda şöyle bir kural vardır evrende. Nasıl ki su 99 dereceye kadar su bir derece daha ne oluyor? Buhar oluyor filan. Şimdi bizim insanımızda şöyle bir şey var. Bir şeyle uğraşıyor, 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 uğraşıyor. Bir an geliyor, bırakıyor. Halbuki tam işi halledecektir. Nietzsche'nin dediği gibi. Ne yazıktır ki o iyi de diyor. Gemisi diyor batmıştır diyor fırtınalı denizde. Tam da böyle denizin ortasında. Yüzmüştür, yüzmüştür, yüzmüştür diyor. Aslında diyor tam da karayı görmüştür ama karaya çıkamadan diyor boğulup ölmüştür. İnsanımızda bu var. Sonuna kadar götürmelisiniz ve şunu unutmayın. Karıncanın dediği gibi yolunda ölürüz diyor. Haccın. Ölür. Bir sonraki hayatında çekiriyor olur. Zıplayarak gider. E yine ölür. Bu sefer de kuş olur. Uçarak gider. Ben hayatı tek bir sekansta yaşamıyorum. Siz de yaşamayın. Egolarımıza ve bireysel kimliklerimize çok fazla anlam yüklüyoruz. Ruh sonsuzluğa gider arkadaşlar. O yüzden bırakmayın. Hadisteki gibi herkes ölümü üzerine dirilir. Evet yani altını sahibi 5'te. E altını sahibi 5'te olduğuna göre arkadaşlar e, çocuklarla ya da aşk ilişkilerinde ya da finansal yatırımlarda bir takım düzeltmeler yapmanız gerekiyor olabilir. 5. evde Mars her ne kadar akreplere üçgen bir görünümde olsa dahi şunu unutmayalım ki sizin için altını sahibi. Yani akrepler de kavga ettiği zaman kazanamaz. Akrep zaten nasıl kavga edecek ki basar birisi ezer yani. Taşın altında saklanacak, çaktırmadan gelecek, iğnesini öyle sokacak. Akrep öyle bire bir motamot kavga edip de tabiatta öyle bir sürü varlık var, e, çoğuyla mücadele filan edemez. Onu da bilin, yani o yüzden de hani böyle Marsınız, akrepler için özellikle, yükselen akrepler için zararlı ev yöneticisi. Haberiniz olsun. Öyle kavga ile dövüşte filan. Ama bu ülkede akrepler hep böyle bir kavga ediyorlar. E herkes sonunda da zarar görüyor aslında. Kimsenin de bir fayda gördüğü filan yok. Boşuna kavga ediyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani kavga edince yine bir şey çıkmayacak. Geçmeyecek. E kaybedeceğim. Sen koç değilsin ki birader. Aslan da değilsin. Bak koça aslana yarıyor. Çünkü dokuz ve birinci ev sahipleri. E senin altıncı ev sahibin var. Niye kavga ediyorsun kardeş? Sen beşinci evinde kavga et. 9. evinde kavga et. Yani o gezegenleri kullan. E 5. evin Neptün. E Neptünle aslında sanatsal bir şeyler yapabilirsin. Ama hayal aleminde yaşama yani. Ya da ne bileyim yengeç, ay mesela. E aile iş yap. E zaten akrep ülkesiz işte. 9. evimiz yengeç değil mi? Yani ay. E ay ne oluyor? Zaten bayrağımızda bile var. Herkes çocuklarına ne isim koyuyor? Ay, Aysel. Aysel git başımdan diyor. Ben sana göre değilim diyor. Kötüyüm, karanlığım, çirkinim biraz. Hem yani sen benim diyor karanlığımda gezinemezsin falan diyor. Bak şimdi burada ay var hep. Aynur var, ay ham var. Var da var. Var da var. Yani bu ay e, yengeçin dokuzu. E şimdi ayla ne yapılır? Yani uyumaktan başka tabii yani. Annem annem demekten başka ne yapılır? Ya Ay ve Neptün'le de bir sürü şey yapılır. Sanatla uğraşırsın, musikiyle uğraşırsın, yaratıcı bir takım süreçlerle uğraşırsın değil mi? Sadece metafizikle, ökürtle, büyüyle, cinle filan değil. Kardeşim, kendine daha somut, daha aklı başında insanlara satabileceğin bir şey üret ki karnın doysun. Evet. Yay ne yapıyor? Yay için tabi Mars uğurlu. Beşin sahibi bir kere. Bu bazen çocuk evi. Yay burçları dikkat etmezse ama yükselen yay için de söylüyorum. Fazla kürtaj yaşayabilirler ya da düşük. Çünkü Mars beşinci evden geçerken, beşinci ev yöneticisine sert açı yaparken düşük ve kürtaj yaratabilir. Onu söyleyeyim. Yaylar buna dikkat etmeli. E balıkta olduğuna göre dördüncü ev. Dördüncü ev tabi evinizle alakalı. Tadilat gerekebilir ev sahibiyle kavga etmeyin diyormuşum filan. Hanede anne babayla çatışma olmasın diyorum. Ama tabi dörtteki Mars bazen tabi nasıl söyleyeyim yükselene Mars kare attığında yani dördüncü çünkü yengeç açısıdır ve burada bir şey vardır arkadaşlar. Yani bir köşe döneriz. Yaylar için aslında bir ev taşıma da gerçekleşebilir. Yani bir yeni bir şeye başlamak. Yeni bir şeye başlamak ve bu yeni bir şey aslında yaşadığın aile, çevre, doğduğun mahalle de değil. Ya bir harekete geçmek, başka bir uzaklaşmak. Çünkü beşin sahibi olduğu için beşin sahibi uğurlu. E madem dörtte, e burada bir e, sorunu çözebilir. Siz de sorun çözmeye odaklanın. Yani kaldığınız, yaşadığınız yerde sorun varsa alanı terk edin diyorum. Bazen kavga etmek yerine kaçmak daha iyidir. Mars ittir zaten. Yani savaş ya da kaç. Kaçma pozisyonu. Kaçın gidin. İşmiş, güçmüş, aileymiş. İhtiyacınız varsa böyle yapın. Böyle daha iyi. En azından bir süreliğine. E peki oğlak ne yapıyor? Oğlan tabi Mars tabi koçtan ötürü dördüncü eve. Dört e, ton açısı olduğu için oğlaklarda tabi aile meseleleri özellikle baba konusunda genelde talihsiz olabiliyor. E, Satürn de zaten baba karakası. Güneşinizi dispoze ediyor. Dördün e, sahibi burada üçte. Dördün sahibi üçte olduğunda üç tabi hareket halinde olmakla alakalı. Seyahat etmekle alakalı. Konu komşu, çevre, kardeşlerin, yakın akrabaların e bunlarla tabi bir e, enerji içerisindesin. E yani önümüzde bayram zaten. Belki hanede bir takım küslükler filan varsa onları halledin. Üç çünkü iletişim evidir. Komünikasyondur. E dörtlüğün sahibi olduğu için oğlaklar aile içi huzur bulma noktasında biraz talihsizlerdir. Onu söyleyeyim. Aynen yengeçler gibi. Bazen teraziler gibi. Eee konuşarak anlaşabilip çözebileceğiniz bir süreç var burada. Fakat Mars 3'teyken kelimeleri biraz sert kullanabilir kişi. Dikkatli olun. Yumuşak olun. Özellikle kardeşlerle falan çatışmayın. Kova ne yapıyor? Kova'nın tabii koç 3. evi enformasyon, öğrenme, bilme. Bakın kova işi yapıyoruz. Ülkemin astrologlarında çok kova var. Biz de buradan onlara ne yapıyoruz? Marsiyen olarak, tabii koç olarak ders veriyoruz. E şimdi bu de dersi Marslar biliyorsunuz. Marsiyen ders verirler. Allah'ın ce cebbar sıfatı gibi. Kahhar filan yani. Muhittin Arabi varlık dairesinde kahir diyor. Kahreden. Şimdi bizim nasıl ders alacağımıza evren karar verir. Sabit burçlar boğa, aslan, akrep ve kova sert sabitliğe sahipler. Sert sabitlik bu. Bu sert sabitlik biraz tabi e, evren tarafından daha sert eğitilmek anlamına gelebilir. Plüton da kovaya geçti. Bu zaten 20 sene yaşanacak. Bunu zaten hepiniz göreceksiniz. Saydığım o 4 sabit burç. Biraz esnek olmaya çalışın. Yani sizden sonraki burçları taklit edin. Kova balığı, boğa ikizleri, işte akrep de yayı takip etsin. Etmediler ama. Kılıçdaroğlu yayda oy vermediler. Niye etsinler ki? Akrepliğe daha. Yani buradaki meselemiz herkes bir sonraki burca bir baksın anlamaya çalışsın. Onu demeye çalışıyorum burada 3'ün sahibi 2'de. 3 tabi eğitimle, seyahatle alakalı. Kardeşle, yakın akrabalarla. E burada oradan gelebilecek ya da onlarla hareket edildiğinde kazanılacak bir paradan bahsedebiliriz. Bir eğitim, bir sertifika ya da bir seyahat neticesinde yani bir paraya, bir maddi bir şeye sahip olmak için üçüncü evin gerekleri ne yapılmalı yerine getirmeli üçüncü evin gerekleri de belli hareket eğitim harekette bereket var e, eğitim tabii bir şey öğrenmek e, bir şey öğrendiğinizde ya da bir şey ürettiğinizde ne yaparsınız onu satarsınız o da size maddi olarak dönüş sağlar Mars ikinci evde de olacağı için balık burcunda para aniden gelebilir ve ani para çıkışları olabilir e, harcama yaparken biraz dikkatli olun kovalar biraz e, maddi konularda hani vurdum duymaz olabiliyor bazen Eee Balık ne oluyor? Balıkta. Balık Mars sende, enerji sende. Bir de ikinin sahibi. E, koçları takip edin para kazanmak için. E Mars tabi nedir? Senin para evin. Yani koç senin para evin ve sende. Para sende. Vay inşallah güzel para gelir bir yerden filan. E, maddi yatla alakalı ama Mars kişiyi biraz korkutur. Yani burada parasal bir takım korkuları yaşamak, bunlar üzerinden kaygılanmak anlamına da gelebilir kaygılanmayın. Zaten e, biliyorsunuz e, kefenle falan gömeyeceğiz Tabut mabut da yok galiba. Ceket, kravat filan. E, ama maddi olarak hani bir tabi siz bunun için öncesinden e, gereken e, çabayı gösterdiyseniz ya da ikinin sahibi, para evinin sahibi sizde ya. E, para için bir şey yapın diyor. Belki de bu Süreçte kendinize bir iş kurmak, yeni bir iş seçmek, yeni bir kazanç kapısı inşa etmek. Yani bir şey kuruyorsunuz. Ekmek teknesi, o mekanizmayı kurun. Marsus size bu enerjiyi de verecektir. Allah ne diyeyim, herkese bol rızık nasip eylesin. Sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar.